kazanılmış ya da doğuştan itibaren erken boşalması olan erkekler. Erken boşalması olan erkekte de bazı eğitimler var, antrenman gibi. Yani cinsellik harici, evet. Sertleşme yeteneğini fiziksel olarak, fiziksel nedenlerle kaybetmiş olan kişi. Eğer kişinin damar kan akışında sorun varsa, oradaki esneyen adale yapısında bir sorun varsa, kronik bazı hastalıklara bağlı olarak rahatsızlık gelişmişse, bunun görevi kanın yaptığı görev. Hasta bunu hissetmiyor değil mi hocam? Hayır. Pelvik taban dediğimiz şey tek bir şeye hizmet etmiyor aslında. Evet. Biraz önce cinsel sorunlardan en çok hangisiyle karşılaşıyorsunuz sorusunda sormuştunuz. Mesela erken boşalma. Evet, ona gelecektim mesela, hocam. Mesela. Erken boşalan erkekler mutlu olabiliyorlar mı? Bence mutsuz oluyorlar. Yani. Net olarak mutsuz olurlar. Çünkü hem kimse, karşı taraf mutsuz hem kendileri mutsuz. Hani bunu nasıl çözüyorsunuz? Psikolojik ve fizyolojik olarak zor bir olay. Doğru. İki yönü var. Kazanılmış ya da doğuştan itibaren erken boşalması olan erkekler. Yani doğuştan itibaren olanlarda tabii fiziksel uyarı olmadan da cinsel olarak uyarıldığımızda beyinde salgılanan serotonin diye bir maddenin salgılanma hızı veya birikimiyle alakalı. Yani tabancanın tetiğinin düşmesi gibi serotonin refleks uyandırıyor ve kişi ona engel olamıyor boşalmaya. Böyle bir durumda tabii serotonin geri alım inhibitörü dediğimiz bazı ilaçları kullanarak o uyarılmayı veya boşalma refleksini geciktirebiliyoruz. Peki hocam, serotonini azaltmamız adamı mutsuz ediyor mu? Yok, bu geçici, kısa etkili olduğu için sadece erken boşalma amaçlı üretilmiş ilaçlar var. Onlar kullanılıyor. İkincisi de kazanılmış erken boşalma sıkıntısı, ki bu daha sonra, yani ileri yaşlarda veya işte gençlikten itibaren başlayan erken boşalmalar. Onlar aslında tedavisi biofeedback'le, ilaçlarla, yani iki yönden biz etki ederek tedavi edebiliyoruz. Hı hı. Bir futbolcu çok iyi top oynayamaz tek seferde. Futbolcuların hepsi antrenman yaparlar. Ne yaparlar? Topu sağa sola atarlar, pas verirler. Bütün bunun amacı bir alışkanlık kazanmaktır veya beceri kazanmaktır. Evet. Erken boşalması olan erkekte de bazı eğitimler var, antrenman gibi. Yani cinsellik harici, evet. Yani kişi boşalacağı noktayı hissedebilmesi, o zaman yaklaştığı zaman ona engel olacak hareketi yapabilmesi, ki bu pelvik tabanla alakalı, onun işte gevşetilebilme ya da kasılabilme kabiliyetini kişi kazanabiliyor. Öyle olduğu zaman arabanın gazına basmayı bilen kişi frene basmayı da öğrenmiş oluyor. Yani nerede boşalmasını engelleyecek, tam zamanında o hareketi yaparsa geciktirebiliyor. Sonuç olarak aslında çok mutsuz eden, cinsel hayatı çok olumsuz etkileyen iki taraf içinde. İktidarsızlığa da yol açıyor bir süreden sonra. Öyle demeyelim. İktidarsızlık değil. Sertleşmesi çok iyi olan kişi erken boşaldığı için tabii sertleşme kaybolur. Biz buna iktidarsızlık demiyoruz. Erken boşalma problemi diyoruz. İktidarsızlık tamamen hiç sertleşmenin olamamasıyla belki karşılık bulabilir. Erken boşalma için eğitim alınıp ilaçlarla bu birleştirilirse ve pelvik taban egzersizleri de buna eklenirse eğer %90'ın üzerinde başarılı olmak mümkün. Evet, şimdi çağımızda artık tabii biraz fizyoterapinin de gelişmesiyle, sizlerin de bizi bu şekilde bilinçlendirmesiyle, bir de insanlar artık bu konuları konuşabilmeye başladı. Belki bunda rahmetli Aydar Dümen'in de katkısı çok katkısı oldu. Yani net olarak herhalde çığır açmış kişilerden bir tanesi cinsellik konusunda. Konuşulmayanı konuşulur hale getirip onu medyatik de azıcık süsleyerek, belki olmayan soruları muhtemelen kendisi de üreterek bunu biraz şov artı eğitim kapsamında harmanlayan birisiydi. Çok katkısı olduğundan eminim. Hocam, bir iki tane daha soru var kafamızda. Bir tanesi şu: mutluluk çubuğu mutluluk veriyor mu? Böyle bir soru hazırlamış ekip. Güzel soru.
İsmini evet Türkçe karşılığını yanınızda da getirdiniz sanırım. Evet bir tane belki örnek gösterebilirim. Mutluluk çubuğu aslında mutluluk veriyor. Şöyle veriyor. İsmi belki de onun için konuldu. Penel Protest elbette. Sertleşme yeteneğini fiziksel olarak fiziksel nedenlerle kaybetmiş olan kişi. Bir hasta olması gerekiyor bunun değil mi? Yani evet. Keyfi mesela, yaptırılmıyor. Hayır. Hayır. Tamam. Katiyen bu en son tedavidir. Sertleşme sorunu olan kişinin önce yapabileceği 3 ayrı tedavi şeklimiz var. Bunlar başarılı değilse o zaman penil protez uygulanabilir. Yani mutluluk çubuğu. Mutluluk çubuğu dediğimiz aslında kanın görevini gören bir cihaz. Bu penisin içerisinde normalde sertleşme olması için uyarıldığımız zaman bir madde üretiliyor sinir uçlarından. Nitrik oksit dediğimiz bir madde. O madde oradaki adaleleri gevşetiyor, kan akışını sağlıyor, damarlar genişliyor. Penisin içi kanla doluyor. Dışında bir tane esnemeyen zar var penisin içinde. Onunla içeriden genişleyen doku iki tane silindir yapı arasında toplar damarlar sıkışınca kan içeride hapsediliyor. Ve böylece tam sertlik dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Kişi ilişki sonrası boşalma ile o damarlar tekrar büzüşüyor ve yumuşama meydana geliyor. İşte eğer kişinin damar kan akışında sorun varsa, oradaki esneyen adale yapısında bir sorun varsa, kronik bazı hastalıklara bağlı olarak rahatsızlık gelişmişse ki bunların en önemlileri şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi kan yağlarının yüksek oluşu gibi problemler. Orta yaşlardan itibaren bu artıyor. Böyle bir durumda organik sebep varsa o zaman evet penil protez çok iyi bir çözüm. Penil protez dediğimiz zaman biraz önce dediğim penisin içinde kanla dolan o iki silindir yapının içerisinde şişebilen veya bükülebilen iki tane yapı koyuyoruz. Bunun tamamı? Bu aslında bunun tamamı penisin içerisinde, hiçbir şey dışarıda evet. değil. Şekil olarak da gösteririm. O pompası? Göstereceğim. Tamam. İki tane silindir yapının içerisinde silikon ya da bioflex dediğimiz iki ayrı materyalden yapılan şişebilen silindirler var. Bunlar penisin iç kısmına yerleşiyor. İdrar yoluyla hiç ilgisi yoktur bunların. Anladım. En çok sorulan şeyleri ben önden anlatıyorum. Sonra yine sorabilirsiniz. Bunun görevi kanın yaptığı görev. Yani içi serumla dolabilen iki tane silindir yapı. Hı hı. Bunu harekete geçirmek için tabii bir sıvıya ihtiyaç var. Bir deposu var. Bu karnın iç kısmında. Bir de bunu çalıştıracak pompa sistemi. Bu pompa sisteminin de bir şişirme, bir de indirme bölgesi var. Bunun her ikisi de yumurtalıkların olduğu yerde, scrotum deriz. Onun içerisinde yumurtalıkların arasında ve arkasındadır. Yani dışarıdan hiçbir şey gözükmez. Hasta bunu hissetmiyor değil mi hocam? Hayır, hissetmez. Sertleşmeyi istediği zaman cinsel ilişki pompaya basarak depodaki sıvıyı penisin gövdesine aktarır. Tam sertliği oluşturduktan sonra kendisi için artık zaten şişmeyecek pozisyona gelir. İlişkiyi istediği kadar sürdürebilir. İstediği zaman. Evet. Özelliği yani boşalma olsa da ki idrar yoluyla ilgisi yok demiştim. Evet. Hislerle de ilgisi yok. Çünkü ciltteki algılama, duygusal durumla hiçbir alakası yok. Engel değil yani. Boşalmaya engel değil. Yine kişi boşalabilir ama sertliğini indirmezse kendisi ilişki devam edebilir. Peki dolayısıyla zevkini alabiliyor değil mi? Tabii. Yani duygu durumu veya her şey normal. Hepsi tamamen normal. Söylediğim gibi bu sadece mekanik olarak sertlik sağlayamayan kişide kanın görevini yapmak. Gerçekten bir hastalığı olması lazım. Evet. Psikolojik kanın görevini yapar. Bir tek hastalarımız en çok hani penis boyuyla ilgili sıkıntı aktarırlar. Çünkü sertleşmesi olmayan kişilerin işleyen demir parıldar. Onu soracaktım hocam aslında. Boyu mu işlevi mi diye. Ben komik bir soru hazırlamışlar. Hemen izah edeyim. Penis yapısı aslında esneyen ve büzüşen bir yapı. Mesela geceleyin uyku sırasında ya sabaha karşı erkekler sertlikle uyanırlar, sertleşmiş olarak. Bu aslında cinsel olarak uyarıldığımız için olmuyor. Uykunun
rüya gördüğümüz dönemlerinde sertliği sağlayan bir uyarı gelir beyinden ve sertleşme olur. Sonra da söner. Bunun bir amacı var. Cinsellik değil. Penisin içerisine kan akışı olmazsa eğer o doku esnekliğini koruyamaz. Yani siz oraya kan akışı düzenli değilse veya her gün değilse zaman içerisinde işlemediği için o organ doku esnekliğini kaybeder, boy kaybeder. Yaşlılıkta boy kaybolur. Dokuyla ilgili esneyen kısmıyla ilgili bir rahatsızlık olursa mesela Peyronie hastalığı gibi o zaman boyda kısalma olur. Şimdi protez yapacağımız hasta diyelim geliyor. Benimki önceden örneğin bir santim söylüyor. Bu kadardı. Şu anda değil çünkü doku esnekliğini yitirdiği evet. için. Kazanabileceği şey penisini gerdiriyoruz biz muayene sırasında. Maksimum esneyebildiği kadardır. Yani protez penis boyunu büyütmez. Penis de sertleşmeyi sağlar. Evet. Evet. Penis boyunu büyütme gibi bir görevi yok. Ama ilişki için yeterli sertliği sağlar. En önemli şeyi bu. Bunu bilerek bir kere hastanın gelmesi gerek. Ne elde edebileceğini ameliyat öncesi muayenede zaten söylüyoruz. Tabii burada gördüğünüz şey çok uzun, kocaman gibi biraz gözükse de... Yani. Daha ince değil mi? Tabii tabii, kaygılanmayın. Penis o kadar küçük bir yapı değil. Burada mesela size göstereyim. Bu bir penis yapısı. Evet. Biz bunun dışarıda kemikten itibaren olan kısmını görüyoruz. Halbuki karnın alt kısmında bunun devamı var. Yani makatın sağ ve sol yanlarına evet. doğru ilerleyen kök kısmı var. Protez bunun tamamına yerleşiyor. Bu taban kısmı olmasa... Aynen, içlere doğru gidiyor. Tabii tabii. Ayakta durabilmesi için nasıl iki ayağa ihtiyacımız var? Protezde veya peniste dik durabilmesi için iki tane ayağa ihtiyacı var. Bu arka kısımlar onun destek bölümleri. Biz penisin boyutu ne ise ameliyat sırasında zaten ölçümlenerek yapılır. Ona uygun protez yerleştirilir. Özel yapılıyor o zaman. Hepsi bütün değişik boylarda hazır olarak bu hazırlanmış olarak geliyor. Biz ameliyat sırasında uygun olan boyu açarak kullanıyoruz. Ha bazı kişilerin el becerisi yeterli olmayabilir veya maliyet nedeniyle ya bütün bunlara girmeyeyim diyebilir. Ya da karın kısmından çok ciddi ameliyat geçirmiş olabilir. Yani radyoterapi görmüş olabilir, kanser cerrahisi geçirmiş olabilir, fıtık olmuştur orada, meshler yani duvarı ören materyaller vardır. Depoyu yerleştirme zorluğu varsa veya oraya dokunmamamız gerekiyorsa o zaman bükülebilen ama boyu kısalmayan protez kullanabiliyoruz. O da tek parça, aslında iki parça, iki ayrı yere yerleşiyor. Pompası yok, deposu yok. Sadece penise yerleşiyor. Anladım. Bunun özelliği... Bunun kendi kontrolü yok o zaman hocam. Kontrol siz sadece düzleştirdiğiniz zaman sert olduğu için ilişki kurabilirsiniz. Anladım. Giysinizi giyeceğiniz zaman da yukarı ya da aşağı bükerek giysiyi giyersiniz. İlki daha iyiymiş aslında anlattığınız. Net olarak çünkü daha doğal. Ama daha pahalı sanırım. Doğru. Doğal olarak öyle. Bunların ömürleri yok. Yani belli bir ömrü yok. Kullanabildiğiniz sürece. Tabii ki bir mekanik bazı bölümleri olduğu için özellikle pompa kısmında 10 yıl içerisinde %10-15 hastada değişim gerektirebiliyor. Hayırdır. Bizim kalça protezleri gibi. Olabiliyor. Onu tabii bazı firmalar hayat boyu garanti veriyor, cihazı değiştirme garantisi. Bazı firmalar 5 yıl için sınırlıyor. Bu tarz farklılıkları var. Ama penil protez hastaların %99,5'unda yani 200 hastanın 199'unda çok sıkıntısız, gayet başarılıdır. %92'sinde de hem eş için hem kendisi için memnuniyet sağlar.